Öksür öksür Aa, istedim ya. Efsane rüyalar Kiminle? Bizimlesiniz Yani nerede? Benim kan? Kimin rüyaları? Sizin rüyan? Yani efsane rüyalarınıza başlıyorum Ayşe Nur Özlü Demiş ki Ay ne dedin kız? Nereye gittin? Bir dakika bulacağım ee, Abla rüyamda sınava giriyordum Ve sınav başlayınca Anda polis bana gelip bülbülü Tanıtıyor Tanıyor musun diye sordu. Ben de cevap veriyordum ve beni götürüyorlar diyorum. Ha. Ee, şöyle söyleyeceğim. Kariyer hayatınızla alakalı bir sınav ya da eğitim yaşıyorsanız, eğitiminizle ilgili bir sınav. Çünkü polis, devletle alakalı yaşayacağınız çok güzel olumluluklar. Ama biraz özel hayatınla ilgili yaşadığın bazı karışıklıklar ve hatalar yapıyor olabilirsin. Bunu toparlayacaksın. Arzu Doğan Karaca. Eee... Bu rüyayı çok eskiden gördüm ve çok merak ediyorum. Hacca gitmişim, orada ölmüşüm. Annem cenazemi istiyor. Peygamber Efendimiz kutsal ölenlere cenazesi verilmez diyor. Aynen öyle bebeğim. Onun eşi burada onu bekliyor diyor. Üzülüyorum. Eşim de öldü e, burada onu bekliyor diye üzülüyorum. Meğerse benim eşim İmam Hasan'mış. Sonra Peygamber Efendimiz diyor ki İmam Hüseyin daha çok seviyor. İşte Hüseyin'in adını söyler misin? Ay çok duygulandım İmam Hüseyin İmam Hüseyin'in Allahım ya Rabbim şu anlamda söylüyorum evli olmanız gerekiyor ve erkek çocuğunuz var mı bilmiyorum ama çocuğunuzun ismi İmam mı Hüseyin mi onu da anlamadım ee, peygamber efendim yani Allah size bu kutsal toprakları nasip edecek ama Şöyle söyleyeceğim, bu toprakta gerçekten size ait bir can ya da size ait biri vefat edecek. Hatta cenazesiniz de çok isteyeceksiniz ama size verilmeyecek. Ama sizin eğer maddi krizleriniz varsa ya da siz o dönem gördüğünüz dönem maddi problemler yaşıyorsanız şu an çok varlıklı ve çok iyi bir hayata açış sağlamış olmanız lazım. Çünkü e, sarı yeşilken siyaha dönüşü ee, ya bir de sizden ricam var. İmam Hüseyin'in ve peygamberimiz Efendimiz'in adına bir dua okutmanızı istiyorum. Bu da sizin çocuklarınızın ya da eşinizin adına olsun. Ama mutlaka bir haç kapınızda bir cenazeniz olacak. Tuğba. Merhaba. Rüyamda düğün organizasyonu vardı. Benim düğünüm başkasının mı hatırlamıyorum. Beyaz elbise giymişim ve partnerim var. Düğün salonda dans ederek gidiyoruz. Part yakışıklıydı bayağı. Daha sonra salonun kaç, kapısı açılıyor. Tanıdık arkadaşlar geliyor. Ne kadar uzun rüyalarınız. Kısa anlatsanız daha mantıklı. Ya sen bekarsın kesin bebeğim ve hayatındaki insanla evlilik yapmak istiyorsun ve artık bunun zamanı geldi düşünüyorsun ama sana daha farklı bir kısmet var. Kısmetler arasında kafan karışacak. 81'dir ya. Resmi kuruma gidiyorum. Nüfuslu kayıt örneği istiyorum. Orada annem hızlı hızlı bir, şekilde yemiş ilçime. 81'li e, ve hayatınızla alakalı noktada ailenizle ilgili çok güzel bir aydınlanma var ve bu ailenizi ilgilendiren miras konuları olabilir. Emine Hanım merhaba. Rüyamda arabayla giderken fren çok tutuyordu ama durduramıyordum. Araba, araba paradır. Deliliktir. Beklenilen güçtür. O yüzden Canan Lavender. Çok güzel bir değişim olacak. Merhaba Emine abla. Rüyamda iki havuz vardı. Havuz sıkıntıdır. Duvardan yürüyorum. Kucağımda oğlum var. Oğlunuzla alakalı bazı şeylere geriliyor olabilirsiniz ama yaşadığınız evlilikle ilgili biraz problemler olabilir. Dikkat edin. Rüyamda kartal kafama oturdu. E, diğeri de omuzda ol. Ay canım benim. Vallahi muhteşem bir rüya. E, hayatında güvercin de var. Yani sen şans topu oyna ya da sayısal vesaire şey ama a kariyerin ve hayatın ya da hedeflediğin birçok şeyle ilgili bütün kapıların açılacak. Ne istiyorsan Rabbim sana gerçekleşti. Derya Cengiz. Rüyamda seyahatten dönerken bavulumu kaybede. İyi ki kaybetmişkenin. Aklımda buldum ama yeterince korktum. Sormanı, bulmanız kötü. Ee, sizinle ilgili çıkacak dedikodular ve işinizle alakalı yaşanan bazı krizler ya da kariyerinizle alakalı krizlerle gündeme kalabilir. Rüyamda demirden olan büyük güzel tuvalette. Tuvalet paradır. Erkek kapıyı açıyor. Ben de kalkıyorum. Yorumlar mısınız? Minnettar duyarım. Ya, ya e, özel hayatınla alakalı yaşadığın gerginlikler olabilir ki. Önce bunları toparlayacaksın. Korktuğun bazı şeyler var. Korkmana gerek yok. E, ve güzellikler olacak. Son bir rüya yorumluyorum. Rüyamda ayrı olduğum eşim bana tamamen sarı renkte papatya veriyordu. Daha sonra bir sürü beyaz papatya. Eski kocan seni aldattı mı bilmiyorum. Ya da e, eski kocanın seni, sen eski kocana geri mi dönmek istiyorsun? Bu eski kocan ya da sen kim gördüğü önemli değil. Senin eski kocanın sana yapacağı bir şey yok. Sadece parasal konularda bazı gerginlikler yaşayabilir. onunla gereksiz atışmalara hatta o hanede de bir hastayı ziyaret etmek zorunda kalacaksın. Yine sıkıntı yaşanır. Dikkat et. Evet efsane şekilde yorumladık. Bugün Gülben Ergen modundayım. Bana bir şey olmaz modundayım yani <laughs> bana hiçbir şey olmaz yani mutlu kalın umutlu kalın her şeyle kalın hoşça kalın